Evet sapık şey Fatih Nurullah diyor ki bu Nurullah ismi de e, takma kendi kendine takmış. E, şimdi bunların bir kısmı kendini Seyit, Seyda vesaire gibi gösteriyor. E, seyitlik peygamberin şeceresinden geliyor. Seyitliğin insanlar üzerinde bir tahakküm için, bir övün, övünç kaynağı için kullanılması dinde yok. İnsan kendi ameliyle, takvasıyla Allah katında üstünlük kazanabilir. Soyuyla, ırkıyla üstünlük yoktur. İsterse seyit olsun, üstün değildir. Diğer insanlar nasıl hesaba çekilecekse, o da hesaba çekilecektir. Ee, Men batale ameluhu lem yusri buhu Seyitlerin dedesi söylüyor bunu. Ne diyor? Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ameli eksikse soyu onu kurtaramaz, ileri geçiremez, öne geçiremez. Kızı Fatıma'ya da aynı şeyi söylüyor. O halde nasıl oluyor da ben seyyidim, dizilin bakalım elimi öpün. Ben seyyidim, bana itaat etmek farzdır. Seyyidi sevmek bilmem vaciptir. Nereden çıkarıyorsunuz? Yok mu kaynaklarda? Uydurmalarda var elbette. Oradan da yakalıyorlar. Önüne gelen seyyid bugün. Onun da suistimal edilmesi, istismar edilmesi çok fazla maalesef. Elimizde nakib defterleri var. Şe şecereler belli. Orada kaydı varsa amenna. Peygamberin emanetidir. Zekat vesaire de bunlar ma 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 mağdur edilmesin, muhtaç duruma düşmesin diye Osmanlı nakib Eşraf müessesesini kurmuş. Şecereleri tutmuş bir de isti isti suistimal yapılmasın diye. Birincisi ikincisi İkincisi tarikat... ...yolu güzel bir yol... ...tasavvuf yolu güzel bir yol... ...bizim örfümüzde... ...ananemizde, geleneklerimizde... ...geçmişimizde tarikatın yeri önemli... ...herkesi me mektepli yapamazsın... ...herkesi medreseli yapamazsın... ...herkes okula gitmiyordu eskiden... ...esnaf belli bir tahsil yapmış... ...kunduracılık yapıyor... ...terzilik yapıyor... ...bakırcılık yapıyor... ...ne yapıyordu ecdat bunu... ...bir mahallede nefis terbiyesi görmüş... İnsanların azgınlaşan dünyaya karşı efendim heveslerini, tuğle emellerini, dünyaya tapmalarını onları dizginleyecek bir nefis terbiyesi. Namusu öğreten, iman öğreten, Kur'an öğreten, şeriatı öğreten bir tekkeler, dergahlar kurmuş. İnsanlar akşam işten geldikten sonra, yemeğini yedikten sonra gidiyordu şey efendinin yanında. Evladım haram yeme, harama bakma, ...helalle yetin işini güzel yap... ...komşuluğunu güzel yap, ana babana dikkat et... ...onların efendim... ...duasını al, duasını alma... ...bununla terbiye oluyordu. Akşam yorgunluğu gitmiş bir vaziyette... ...uykusunu uyuyor, yarın işine gidiyordu. Bu da lazım. Herkesi polis de durduramazsın ki. Kanun var, polis var... ...bugün durduramıyoruz. Niye? İçten bir otorite... ...içten bir kontrol gerekiyor. Yani nefis muhasebesi... ...dediğimiz bir... Ee, iç kontrol gerekiyor. Bu tekkelerle, zaviyelerle, dergahlarla yapılıyordu ama kokuştu, kapatıldı. Başına bir musibet geldi, kokuştu, kaput, kapatıldı. Şimdi bunların da içinde güzellerinin yanında sahteleri var, beslenenleri var. Efendim bana zuhurat geldi, bana gökten emir geldi, bana vahiy geldi. Nereden bileceğiz? Ölçü ne? Ölçü Kur'an. Şeriatsız, ilimsiz tarikat olmaz. Bu adam benim ilmim var diyor. Nereden mezun? Kimse soramaz zaten. Başına güzel bir sarık sarmış, sakalını uzatmış. Efendim güzel cübbeli, sırmalı cübbeler giymiş. Her gün cübbenin rengi değişiyor. Koltukları var, postları var. Gelen giden herkes hürmet ediyor. Rüyalara giriyor, peygamberi görüyor. Peygamber rüyasında buna neler söylemiş. Bunun elini öpmek Allah'a saygı yerine geçiyor. Peygamberin elini öpmek oluyor. Ne oluyor budur? Hikayelerle, kerametlerle zaten göz boyanıyor. Ondan sonra buna hizmet etmek sevaptır merhalesinden aile geliyor. Kız çocuğunu yanlarına hizmetçi olarak veriyorlar. Yemeğini götürüyor çocuk. Zavallı çocuk. Oradan feyiz alacak, terbiye alacak, ahlak öğrenecek, din öğrenecek, edep öğrenecek çocuğa. Bu nefsi azgınlaşmış, nefsinin peşine koşan Tarikatı, tasavvufu, dini, imanı, Allah'ı, peygamberi insanları sömürmek için kullanan bu sahtekar kıza sarkıntılık yapıyor. Sarkıntılıkta neler yapmış, neler ortaya çıkıyor. Şimdi inkar ediyor. Tabii her şey ortada. Ne diyor bakalım orada şu gazetelerde yayınlandı, ortaya çıktı. Bu telefon konuşmalarının eskisine silse de gidilebiliyor. Efendim biraz büyütün arkadaşlar. Nasıl olacak? WhatsApp arkada. Arkaya tamam. Bir daha sır açma tamam mı diyor. Bir daha sır açma anlaştık tamam. Rüyamda nikah görmüştüm. Anladım yeniden teşekkür ederim. Önemli değil sen iyi ol yeter Allah razı olsun. Ben senin ismini niye Ayşe koydum? Zuhurat olmasa yanında bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt emi diyor. Şimdi Ayşe koydum adını diyor. Niye? Kıza kızın ismine, yavrucağızına ismine neyse bilmiyorum ama Ayşe'sin sen bundan sonra diyor. Ben de diyor Muhammed'im diyor. Ayşe. Ben peygamber, sen de eşi Ayşe'sin. Bundan sonra diyor biz birbirimize böyle yaklaşacağız. Yani sen bana helalsin demek istiyor. Kaç yaşında bir çocuk. O aile sana inanmış, senin efendim kavuğuna güvenmiş, sözlerine inanmış, getirmiş yavrusunu sana hizmete. Sen onu kendine eş sayıyorsun. Zuhurat geldi diyor. Zuhurat ne? Sen peygamber konumundasın. Bu da senin eşin Ayşe. Ben de sana boşuna Ayşe demedim diyor. Şeyleri sil. Bundan sonra sırları açma diyor. Sır ne? Yaptığı terbiyesizlikler. Onları başkasına söyleme diyor. Onları da sil ve hala beyin yıkamaya devam ediyor. 12 yaşındaki bir çocuğun beynini yıkıyor. Şimdi bu yeni mi? Aziz kardeşlerim bu adama yaklaşık 3 sene önce benim videolarım var. Bakın bu olay olduktan sonra cevap veriyor değilim. 3 sene önce Mustafa Karataş bu sahtekarın da adını yazın. Yan yana çıkacak. Benim 3 sene önce buna, buna söylediğim söz şudur. Özetle sadece bir cümle söylüyorum oradan. Her şeyini Foyasını meydana çıkarıyorum da bir şey söylüyorum. Bugün böyle peygamber adına elini öptüren adam yarın her yerini öptürür. Benim cümlem budur 3 sene önce. Çıktı mı? Çıktı. Neden? Çünkü ben öncelerini biliyorum. Bu adamın değil, bunun gibileri. Bir olay anlatmak istiyorum. Bakın size. Bunların dine zararı, bunların verdiği tarikata, tasavvufa zararı başkası yapamaz. Bütün dünya, Macron dahil, peygambere sövse, Allah'a sövse, inkar etse bunlar kadar zarar veremezler. O bizi birleştirir, bu bizi böler. Bunlar çok büyük zararlıdır. Askerden geldim hocam, bu anlattığım hadise 35 sene önce. 30 sene önce bir hadise. 30 sene önce askerden geldim. Annem ve babam İstanbul'da yerini söylemeyeyim o kadar söyleyeyim. İstanbul'da karşı tarafta bize göre bir şeyhe gidiyorlar. Bunu askerden gelen 20 yaşında bir delikanlı gözü dönmüş geliyor bana. Arayış içinde. Şeyh Efendisi diyor ki siz belli bir makama geldiniz. Bu makamda sizi imtihan etmem bana buyuruldu. Falanca kişi sen gel buraya diyor. Hanımını üç gün benim yanımda bırakacaksın bu senin imtihanın diyor. Adam kabul ediyor. Kadın da kabul ediyor. Çocuk bundan haberdar oluyor. İkinizi de öldüreceğim diyor. Seni de öldürürüm, seni de öldürürüm, o şeyhinizi de öldürürüm. Böyle bir şey dinde olmaz diyor. Yahu o Allah'ın evliyası diyorlar. Sen dinsiz misin, sen Allah'ın evliyasıyla nasıl karşı gelirsin diye çocuğu böyle taciz ediyorlar. Çocuğa deli muamelesi yapıyor. Hocam çıldıracağım diyor ya. Bunun neresi din, neresi insanlık, bunun neresi ahlak diyor. Böyle bir din olur mu, böyle bir Allah olur mu, böyle bir peygamber olur mu, böyle bir şeyh olur mu? Allah aşkına ben bunları vursam katil miyim hocam diyor. Şikayet et kardeşim. Şikayet edeceksin. Bak kanun var, devlet var. Şikayet edecek. Bu anlattığım 30 sene önce sevgili kardeşim. Daha aynısı, aynısı kızlarını istemiş. Küçücük kızlarını istemiş imtihan için. Yine bir başka şey. Kızlarını istemiş. Kızınızı bana getireceksiniz. Bana hizmet edecek, ben büyüteceğim. Anne baba veriyor. Aklı başında akrabaları karşı çıkıyor. Bunun bir tane değil ki. O zaman burada problem sadece bu adam değil. Bu problem zihniyet meselesi. Bakış tarzı. Halkın şeyhi görüşü, şeyhin de halka bakıştan kaynaklanıyor. Bu nedir? Allah'la irtibatlı Allah'tan emir alan, her söylediği Allah'ın ve peygamberin sözü yerine geçen insanlar olduğuna inandığımızdan başımıza bunlar geliyor. Böyle biri yok. Vahiy kesildi, peygamberlik bitti, Kur'an tamam oldu, İslam tamam oldu, ben bugün sizin dininizi tamama erdirdim, İslam'ı da razı olarak, din olarak İslam'ı seçtim. Hel bellatu, ben size dininizi anlatmadım mı, peygamber de bunu buyurmadı mı sevgili kardeşim? Din bitti. Kur'an'da var, sünnette var. Başkasına vahiy gelmez. Başkası Allah adına size emir veremez. Allah adına size yeni emirler, yasaklar getiremez, imtihan edemez. Haramla imtihan olmaz. Şeriatın, Kur'an'ın yasakladığı bir yoldan tarikat gidemez. Aklınızı satmayın. İmanınızı başkasına vermeyin. FETÖ olayı hala devam ediyor. Bu da bir FETÖ'nün devamıdır aynı bakış tarzından kaynaklanıyor. Mankurtlaştırıyor olayı. İnsanın aklını başından alıyor. Kendine taptırıyor. FETÖ de böyle yaptı. Hala hiçbiri özür dilemiyor. Yanlışlaydık, yanlış yaptık, vatana ihanet ettik. Hiçbiri demiyor. Neden? Akılları gitmiş. Dinini de satmış, imanını da satmış. Bunlar da öyle. Hangi müridinden bu konuda bir tepki topladı bu adam? Hiçbiri inanmıyor. Yalan diyor, iftira diyor, hiçbiri inanmıyor. Problem, esas bu. Bu adamın aldatmasından daha çok binlerce insanın buna, bu olaya inanmaması daha kötüdür. Bu adamın yaptığı sahtekarla inanmıyor. Hayır diyor, o yaptıysa bir hikmeti vardır diyor. O bi bil bilerek yapar, o Allah'ın dostudur diyor. En tehlikeli taraf burasıdır. Kur'an'da böyle bir ölçü yok. Bir insan Allah'ın dostudur, o ne yaparsa haktır. Hangi ayette yazıyor? Hangi hadiste yazıyor Allah aşkına? Uydurmaları geçin bir tarafa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.